أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ربي يسر ولا تعسر رب تمن بالخير آمين محترم مسلمان محترم كاردشترم ومحترم أباجدرم بإذن الله تعالى بغن konuşma ahlakı ve adabının bir devamı olarak dilin afetlerinden bahsedeceğiz inşallah. Dil Allah'ın en büyük nimetlerinden olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda Allahu Azimuşşan'ın harikulade sanatının inceliklerini gerçekten gösteren büyük bir nimet, bir organ. Yani kendisi küçük ama ibadeti veya isyanı çok büyük olabilen bir organ. Yaratılış gayesinden bahsetmiştik. Allah bir amaç için yaratmıştır her şeyi. Gayet tabii ki dili de. Allah'ı zikretmek için yaratmıştır dilimizi. Buna Kur'an da dahildir, namaz da dahildir, nasihat da dahildir. İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak da dahildir. İnsanlarla iletişim kurmak, onlarla konuşmak hatta yemeğimizi öğütmek dahi o manada Allah'a zikretmektir yani yaratılış amacına uygun kullanmaktır. Allah dilimizi ne için yaratmışsa onu o uğurda kullanmak onu doğru kullanmaktır ve vebalinden kurtulmak demektir. Fakat amacı doğrultusunda kullanılmazsa eğer o zaman dilin getireceği büyük tehlikeler vardır. Büyük afetleri vardır. İşte bugün onları dile getireceğiz inşallah. Konu edinmeye çalışacağız ki onlardan sakınalım. Yani bizim için Allahu u Azimuşşan tarafından yaratılmış olan bu büyük nimet bir nikmete dönüşmemesi için, büyük bir tehlike oluşturmaması için nelerdir bunun tehlikesi? Nelerden sakınmamız gerekir? Bunları bilmemiz gerekiyor muhterem kardeşlerim. Zira eğer amacına uygun kullanılmazsa eğer dil keskin bir kılıç gibidir. Kötü söz kurşun gibidir. Öyle bir şeydir ki kan akıtmadan adam öldürür. Sahibini de perişan eder. Gerçekten bu kadar hassas bir meseledir. Nasıl ki ok yayından çıktığında geri dönmesi mümkün değilse kötü söz de bazen o muhafaza edilmesi gereken iki dudak arasından çıktığı zaman artık geri alması mümkün değildir. Belki bir kalp kırmıştır. Belki bir yuva dağıtmıştır. Bir yuvanın dağılmasıyla belki o mahalle bozulmuştur. O mahallenin bozulması, o mahallelerin bozulması o toplumun ifsadına yol açmaktadır. Bakın nereden başlıyor? Dilin amacına uygun kullanılmaması, muhafaza edilmemesi. Yani kalbin ve aklın arkasına konulsaydı eğer düşünecekti konuşmadan önce. Müminin hali öyledir diyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O dilini kalbinin arkasına koyar. Önce düşünür, lehime mi, aleyhime mi, hayırlı mı, şer mi? Ondan sonra konuşur. Fakat münafık, fakat facir, fakat fasık ise onun aklına ne gelirse derhal onu hiç muvazene etmeden, muhasebe etmeden kullanır, söyler. Ondan sonra belki düşünür. Öyle olmaması için muhterem kardeşlerim, neler acaba bizim için tehlikedir şu dillerimizi kullanırken? neler tehlike arz edebilir? Bunu inşallah anlamamız gerekiyor. Eskiler söze başlarken, muhabbete başlarken dedelerimiz, büyüklerimiz şöyle başlarlarmış. Söz bir, Allah bir deyip ondan sonra söze başlarlarmış. Ki o muhabbete dedikodu girmesin. Ki o muhabbete lagviyat girmesin. Ki o muhabbete fuhşiyat girmesin. Allah'ın razı olacağı, Allah'ın memnun olacağı şeyler o dilden çıksın diye sözlerini öyle başlarlarmış. Yani besmeleli bir hayat, besmeleli konuşma ne güzel bir adet muhterem kardeşlerim. Bildiğiniz gibi günah Allah'ın yasaklamış olduğu şeyleri kulun yapmasıdır. Bugünkü konumuzla alakalı olarak dilin afetleri de günah kavramına dahildir. Hatta bazen büyük günah oluşturabilir. Dil bazen öyle bir şey kullanır ki, konuşur ki kendisi için büyük kebair denilecek günahlardan yazılabilir. Yalan, iftira, gıybet yani dedikodu, laf taşımak, nemamet, boş söz ve hakaret gibi benzeri sözler kula günah kazandırır. Bunların bazısı büyük günahlardandır. Biraz sonra göreceğiz inşallah. Halbuki Allah Celle Celaluhu siz yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız biz de o küçüklerini örteriz diyor Rabbimiz Nisa suresinde. Kulsunuz hata ederseniz ama büyük günahlardan kaçının. Onlar helak edicidir. Ha bu şu anlama gelmez. Küçükleri önemsizmiş haşa ve kella. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki küçük diye önemsenmeyen günahlar var ki onlardan sakının. Çünkü küçük günahlar insanda toplanır da sonra onu helak ederler. Ahmed İbni Hanbel Müstedinde Rahimullah bu hadis-i şerif bize aktarmış muhterem kardeşlerim. Peki dillerimiz bu kadar açık ve net tehlikeleri bilinmesine rağmen dillerimiz neden acaba zafa uğrarlar? Amiller neler olabilir ki dillerimiz bu afetleri kullanırlar? İman zayıflığı olabilir. Yani o iman hala insanın kalbinde daha yerleşmemiştir. Yakin değildir. Temerküz etmemiştir etmediği için de organlarını kontrol edememektedir. Dil istediği gibi, el istediği gibi, göz istediği gibi. Halbuki iman o kalpte, o merkezde temerküz etseydi, orayı kontrol altına alsaydı, diğer organlar da vallahi ona itaat edeceklerdi. Allah'ın razı olduğu şekilde davranacaklardı. Demek ki iman zayıflığıyla dilin afetlerinin en yakinen, en direkt olarak alakası vardır. İnsan nefsine düşkündür. Bu da bir amildir. Dünya hırsı, Dünyanın cazibesinden dolayı yani dünyayı elde etmek için dilin afetlerinden bazılarını kullanabilir. Günahlar da insana bazen cazibeli gelebilir. Yine ehliyetsiz kimselere bugün yetki verildiği için ve ehliyetsiz kimseler insanların yaşadığı ortamları oluşturduğu için her yerde kötü söz, her yerde fuhşiyatı andıracak, hatırlatacak sözler ehliyetli insanlarda olsaydı eğer okullarda, sokaklarda, medyada Televizyonlarda, radyolarda Allah'ın ve Resulü'nün razı olmayacağı bir söz olur muydu hiç ehliyetli kimselerde? Güç olmayınca işte böyle büyük bir tehlike olur muhterem kardeşlerim. Ve insanın şeytanın düşmanlığına maruz bırakılmış olması yani şu dünya hayatının imtihan hayatı olması, dilin afetlerini beraberinde getirmektedir. Şimdi inşallah en yaygın olan, en çok bildiğimiz, en önemlilerinden düşündüğümüz acizane dilin afetlerinden bazılarını Allah'ın izniyle paylaşalım, örneklendirmeye çalışalım ki onlardan sakınabilelim muhterem kardeşlerim. Öncelikle yalanı anmak istiyorum. Yalan, yani hakikatin zıttı olan, bildiğinin hakikat olarak bildiğinin aksini söylemek veya hakkında bilgin olmayan bir şeyi hakikatmiş gibi insanlara affedersiniz inandırmaya, yutturmaya çalışmak. Buna yalan diyor ilmihal kitapları. Dinimizi bize anlatan kitaplarımız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz müminin yalanla asla alakası olmayacağını bildiriyor. Hatta bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifinde şunu göreceğiz muhterem kardeşlerim. Soruyor ashab-ı kiram, ya Resulallah, Eyekunel mu'minu cebânen, ya Resulallah, mümin cimri olabilir mi? Mümin cimri olur mu, korkak olur mu ya, Res ya Resulallah? naam olabilir, mümin korkak olabilir. Peki o zaman ya Resulallah, Eyekunel mu'minu bakilen, cimri olabilirim ya Resulullah bir mümin? Naam, olabilir. Mümin cimri de olabilir. Yani onu o kafir yapmaz haşa. Fakat böyle ahlaki zaaflar onda olabilir. Sonra soruyor ashab-ı kiram ya Resulullah. E yekunel müminu kazzaban. Mümin yalancı olabilir mi ya Resulullah? La. Asla. Bir mümin cimri olabilir. Bir mümin korkak olabilir. Fakat bir mümin asla yalancı olmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin bir başka varyantında Mümin zina yapabilir mi ya Resulallah? Olabilir, ayağa kayabilir. Şöyle şöyle yapabilir mi ya Resulallah? Olabilir, ayağa kayabilir. Fakat yalancı olur mu ya Resulallah? Vallahi la. Yalancı olmaz. Öyle önemli bir mesele muhterem kardeşlerim. İnsanın fıtratına aykırıdır yalan söylemek. Nereden biliyoruz bunu? Çocuklar yalan söylemezler. Onların fıtratları daha kor dahi korunmuştur. Bir çocuk asla ve asla yalan söylemez. Fıtratı bozulmamış. Daha Allah'ın koruması altında olan yani daha mükellef olmamış, daha temiz yaşana gelmemiş bir çocuk. Yalan nedir bilmez. Hep doğruyu, hep hakikati söyler. Neden? Çünkü Allah onun fıtratına, insanın fıtratına hakikati doğruluğu kodlamıştır. Yerleştirmiştir. Yalan ise onu insan sonradan kendisine kötü bir huy olarak edinir. Çevrenin etkisinden, insanların etkisinden, İslam'ın özüne tamamen aykırıdır ve yalan söylemek muhterem kardeşlerim kesinlikle büyük günahlardandır. Müslümanın kesinlikle kaçınması gereken ve sakınması gereken. Şakayla dahi olsa yalan söylemeyi yasaklamıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta şakayla olsa dahi insanları güldürmek için, onları böyle belirli bir havaya sokmak için yalan söylemekten şiddetle sakındırmıştır. Maalen Tirmiz'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Yazıklar olsun o kimseye. İnsanları güldürmek için yalanlar uydurup söyler. Sonra tekrar ediyor. Yazıklar olsun ona. Yazıklar olsun ona tekrar tekrar söylüyor. Bugün biliyorsunuz bununla alakalı televizyon programları var. İnsanları stadyumlara, insanları konser salonlarına doldurup binlercesine yalan söyleye söyleye onları kahkahalarla güldürüp yalanlar anlatıldığı programlar düzenlenmekte. Yazıklar olsun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki anlatana yazıklar olsun da isteyerek iradesiyle oraya gidip dinleyenler? Öyle ortamlarda bulunanlar Allah muhafaza buyursun. Sonra şu açık hadis-i şerifte bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dört şey vardır ki kimde onlar bulunursa o halis, has, kesin münafıktır. Dört haslet. Kimde onlar varsa o kesinlikle halis bir münafıktır. Kimde de onlardan biri veya birkaçı bulunursa o onda bulunan o kötü hasleti bırakana kadar münafıklıktan bir şube vardır kendisinde. Nedir onlar ya Resulallah? Konuştuğu zaman yalan söyler. Konuşunca yalan söyler. Yani münafıklık alameti diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ haddete kezebe. Konuşunca yalan söyler. Ve izâ tumine hâne. Ona bir emanet verilince emanete hiyanet eder. Emanet Allah'ın verdiği değil de bir emanet aynı zamanda. Hiyanet ediyorsun. İki nifak alameti bir arada oluyor. Ve ve izâ va'de ahlefe. Söz verir sözünde durmaz. O da dille yapılan bir amel. Söz verdi fakat sözünde durmadı. Bir de dördüncü haslet olarak bir davada düşmanlık yaptığında aşırı gider. Adaletten ayrılır. Zira hasım olmanın da savaşmanın da bir ahlakı vardır. İleri gidemezsiniz. Zulmedemezsiniz. Kimde bunlar varsa o hepsi varsa halis münafık Allah muhafaza versin. Kimde onlardan bir şube bir haslet varsa o da münafıklıktan bir şube vardır onda. Mutlaka ondan kurtulması gerekir diyor muhterem kardeşlerim. İmam Gazali rahimahullah. İhya de bu konuyu öyle güzel açıklamış ki gerçekten bugünkü dersimizde özellikle o kitaptan faydalanıyoruz. Birkaç örnek vermek istiyorum. Bakın ne kadar hafife aldığımız bazı meseleler var. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh diyor ki bir gün diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti ben daha küçüktüm. Dışarıda oynuyordum. Allah Resulü ve selam oradayken annem beni çağırdı. Gel sana bir şey vereceğim dedi. Resulullah ve selam da takip ediyor. Sonra sordu anneme ne vereceksin dedi çocuğa. Hurma vereceğim ya Resulallah deyince dedi ki eğer ona hurma vermeyecek olsaydın bu söylediğinden dolayı Allah seni yalancı olarak yazacaktı. Bize hafif geliyor belki. Belki günlük hayatımızda böyle hiç dikkate almayarak, kale almayarak kullandığımız bir davranış. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun yalancılık olarak yazılacağını bildiriyor muhterem kardeşlerim. Sonra şu hadis-i şerife bakın. Bukhari'de geçen hadis-i şerifte Efendimiz ve Selam şöyle buyuruyor. Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Büyük günahların en büyüğü. Yani bir ekberil kebair. Büyüklerin daha büyüğü. Nedir o ya Resulallah? Allah'a eşir koşmak. Büyük, büyük günahların en büyüğü. Anne babaya isyan etmek. Büyük günahların en büyüklerinden. Bunları derken diyor raviler. Allah Resulü ve Selam bir yere yaslanmıştı. Mübarek sırtıyla bunları söylüyordu. Allah'a şirk koşmak, anne babaya asi olmak büyük günahların en büyüklerindendir. Sonra şöyle bir düzeldi. Şöyle bir düzeldi sonra buyurdu ki yalan söze dikkat ediniz. Yalan söze dikkat ediniz ashabım. Müslümanlar yalan söze dikkat ediniz dedi. Vallahi o kadar tekrar etti ki ah keşke sussa dedi korktuk diyor raviler. Bu hadis-i şerifi bize aktaranlar muhterem kardeşlerim. Neyle beraber andı? Dikkat ediyor musunuz? Allah'a ortak koşmayla beraber andı. Anne babaya karşı gelmek, yani insanı gerçekten felakete uğratan, helak eden bunlar büyük günahlar. Yalanı da onunla beraber andı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki hiç yalanın olabileceği yani yalanın bizi felakete sürüklemeyeceği alanlar yok mudur? Vardır Ümmü Gülsüm annemiz radıyallahu anh'a diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu üç yerde yalana ruhsat vermiştir. İki Müslümanın arasını bulmak için veya Müslümanların arasını bulmak için. Aralarında bir kavga var. Aralarında bir mesele var. İslam toplumu huzurlu toplum olması gerekiyor. Kardeşlik hakim olması gerekiyor. Orada yalana ruhsat vardır. İslaha yönelik olacak fakat. Niyet önemli Allah biliyor. İkincisi savaş halinde olan insanların Müslümanları koruması için orada buna başvurabilirler. Üçüncüsü de karıyla koca arasındaki ilişki bozulmasın diye bu noktada da yalana başvurulabilir fakat burada niyet önemlidir. Yani bunun bir alışkanlık haline gelmesi değil, kişinin işlemiş olduğu suçları yalanla örtbas edip böyle bir alışkanlık haline getirmesi değil haşa. Orada bir boşanma gündeme gelmiş belki. Aile yuva dağılacak. Bakın ilginç bir örnek anlatılıyor bununla alakalı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, halife olduğu dönemde Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh ashabın büyüklerinden bunlar. Bir görevli olarak bir yere gönderiyor. Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh oradan geldiğinde hanımı, evdeki hanımı soruyor. Diyor ki bana bir hediye getirdin mi diyor. Yani sefere gittin, geldin. Şimdi hediye almamış Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Hediye almamış yani. Ama hediye getirmedim dese hanımı bozulacak, üzülecek, belki küsecek. Diyor ki yanıma bir kontrolcü verdi bu sefer diyor. Ne anlayamadım yani nasıl? Yani yanımda bir kontrolcü vardı. Ben de onun için yani görevimle alakalı olmayan bir işte meşgul olmadım. Sana bundan dolayı yani bir şey yanımda kontrolcü vardı. Bundan dolayı olmadı diyor. Fe subhanallah diyor yani seni Allah Resulü ve vesselam görevli olarak gönderdi. Onun Ondan sonraki halif Hazreti Ebu radıyallahu anh görevli olarak gönderdi. Hiçbirisi sana gözetleyici, kontrolcü vermedi. Hazreti Ömer sana böyle bir şey yaptı. Acaba bir durum mu var? Acaba bir sende bir eksiklik mi var? Öyle kapanıyor orada konu fakat hanımı gerçekten şaşkın bir halde. Söz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geliyor bu konuşulan mesele. Hazreti Ömer Muaz'ı çağırıyor radıyallahu anh'u mecmain diyor ki Ey Muaz senin yanına bu görevinde giderken benden habersiz bir kontrolcü görevli mi verildi? Ben de belki haberdar olmadım böyle bir şeyim var. Yok vallahi ya halife. Ey emir el öyle bir şey yok fakat ben şimdi hanıma hediye almadım. Hanıma hediye almadığım için hanıma hediye almadığımı desem o küsecek, darılacak. Belki yuvamız, ailemiz bundan bir zarar görecek. Ben de bundan dolayı dedim ki böyle böyle. Gülmeye başladı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Gülümsedi. Dedi ki bak şimdi ben sana bir şeyler vereyim. Sen bu hediyeleri götür hanımına ver. Gönlünü al bu şekilde mesele kapanmış olsun. Hazreti Muaz İbni Cebel radıyallahu anh yanımda bir gözetleyici vardı derken Allah Hazimuşşan'ı kastediyor. Allah'ın gözetlemesi altındaydım diyor. Ama hanımı başka bir şey anlıyor. Ama onu diyemiyor onun anladığını. İşte buna fıkıhta muhterem kardeşlerim ta'rîz deniliyor. Yani ne anlama geliyor bu? Birkaç manayı birden ifade edebilecek bir cümle. Fakat bunun böyle alışkanlık haline gelip herhangi bir durumda kullanılması değil bu caiz değil. Böyle zaruri durumlarda yukarıda saydığımız üç husus vardı ya. Savaş, Müslümanların arasının bozulması, ailenin yuvasının dağılması vesaire. Buralarda bu metoda başvurulabilmesi mümkündür demiştir alimler. İmam Gazali rahimuhullah İhya ulu müddine bunu almış. Ee, biz de bu şekilde yalanın nerelerde böyle bir yani haramlıktan çıkıp ibaha olabileceği, mübah olabileceği durumlardan örneklendirmeye çalıştık. Yalancı şahitlik de aynen yalan gibi haramdır muhterem kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu mümin kullardan asla yalan yere şahitlik etmediklerini bildiriyor. Hatta kendi anne babalarına karşı dahi olsa, kendi nefislerinin aleyhinde dahi olsa asla yalancı şahitlik yapmazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bir dava, bir mesele var, mahkeme var. Fakat orada kendiniz aleyhinize doğruyu söylemeniz gerekecek. Yani doğruyu söylerseniz aleyhinize olacak. Allah buyuruyor ki onlar aleyhine de olsa söylerler. Asla yalancı şahitlik yapmazlar. Anne babalarının aleyhine dahi olsa. Hakikat budur derler ve doğrudan ayrılmazlar muhterem kardeşlerim. Yalancı şahidin ayakları daha şahadet mahallinden ayrılmadan Allah ona cehennemi vacip kılar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte muhterem kardeşlerim. Neden bu konu o kadar önemli? Çünkü yalancı şahitlik birçok felaketi beraberinde getiriyor. Bir defa birisinin hakkını yediniz. Yani yalancı şahitlik etmek demek birisinin yalancı olarak hakkı ortaya, haksız olduğu halde hakkı ortaya çıkması fakat haklı olan kişinin de yalancı olarak ortaya çıkması bu zulümdür. Suçsuz bir insanın karalanması, asıl suçlunun örtbas edilmesi, böylece aleni olarak büyük günahın işlenmesi, toplumun fezada uğraması, adaletin bozulması, nice ailelerin böylece yok olup gitmesi, suçsuz insanların belki gereken durumlarda yıllarca hapiste kalması, yalancı şahitlikten dolayı hepsi. Bundan dolayı Allah bir mümin asla böyle bir şey yapmaz buyuruyor. Yalan yere yemin zaten yapmaz. Şahitlik için olsun, alışverişte olsun, yalan yere yemin bir müminin ağzında asla ve asla bulunmaz muhterem kardeşlerim. Yani bir şeyin öyle olmadığını biliyor ama karşısındakini inandıracak ya bir hakimi, bir duruşmada veya hanımını veya arkadaşlarını, müminleri inandıracak ya. Mümin de hani mümine inandığı için Yemine zaten inandığı için yalana başvuruyor. Yalan yemini kamus diyoruz buna. Yani yalan olduğunu bile bile Allah'ın adını anmak en büyük günahlardan bir günahtır. Neden? Allah'a iftira ediyorsun. Allah'ın adını anarak insanları kandırmış oluyor ki muhterem kardeşlerim gerçekten en tehlikeli hususlardan bir tanesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürürken Medine'de koyun alışverişinde bulunan iki ashabtan iki kişiyi görüyor. Onların alışverişine şahit oluyor, duruyor, bakıyor onlara. Bir tanesi diyor ki, vallahi diyor şu fiyattan aşağı sana asla vermem bunu. Öbürü de diyor ki, vallahi diyor ben de bu fiyattan asla vermem. Alıcı da dedi, satıcı da dedi aynısını. Ben bu fiyatı inmem, ben de bu fiyatı çıkmam dedi. Fakat sonunda diyor anlaştılar, el sıkıştılar, koyunu aldı gitti alıcı. O gidince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, işte onlardan birisine günah yalancı olarak günah yazıldı ve bunun kefareti vacip oldu üzerine. Şimdi alışverişlerimizi bir düşünelim. Pazarları, çarşıları bir düşünelim. Hep böyle cereyan ediyor. Yani yemin ederek şu fiyattan aşağı inmem, yemin ederek şu fiyati yukarı çıkmam. Neden Allah'ın adını anıyorsun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yalancı olarak yazıldın Allah katında. Muhterem kardeşlerim, böyle alışkanlık haline gelmiş... Gerçekten yalan olup olmadığını yani yalan kategorisinden çıkardığımız bazı sözler vardır günlük hayatında kullandığımız. Yani senden iyi olmasın bir arkadaşım var da hani yalan bu ne biçim bir söz. Alışkanlık haline gelmiş insanlar kullanıyorlar. Polis bey sarıydı daha geçtiğimde. Muhterem kardeşlerim. Velev ala enfusikum diyor Allah Celle Celaluhu. Kendi aleyhine dahi olsa yalan söylemez bir mümin. Fakat alışkanlık haline getirmişiz. Mahkemede şurada burada ya kafir nakkım var canım söyle yalanı gitsin kurtul. Ahirette duruşmada görürsün kafirle hesaplaşma noktasına geldiğinde. E, neredesin ya iki saattir şurada bekliyorum 5-5 dakika beklemiş. Yalan. Alışkanlık haline getirmişiz bunları. Hani üzerinde düşünmüyoruz ama... Normal bir cümleymiş gibi kullanıyoruz. Şu anda 70 milyon kişi bizi ekranlarda istiyor. Hadi oradan ya. 70 milyon kişi ekranda izlermiş. Bütün bir memleketin halkı televizyon o anda seni izliyor. Yalan. Yani Allah Resulü buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam sen şu anda yalancı olarak yazıldın. Kefareti var yani. Allah hesap soracak. Alışkanlık haline getirdiğimiz cümleler. Bak bunu al. Elimizde bir tane kaldı bu maldan. Almasan pişman olursun. Halbuki depoya gitse tonlarca dolu hala. Bir tane var ya satacak illa. Yalan. Muhterem kardeşlerim, sana hediyelerin en güzelini aldım. Hanımını memnun edecek ya. Yalan. Yani ben arkasından söylemiyorum, onun yüzünden de söylerim. Gıybet konusuna geleceğiz biraz sonra. Yalan söylüyorsun. Yüzüne söyleyemeyeceksin söylediğini. Allah'ı kandıramazsın. Ben arkasından söylemiyorum ki olsa burada yüzüne de söylerim. Geldiğinde o veya bir konuyu değiştirelim. Yalan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi konulardan muhterem kardeşlerim sakındırıyor. Bakın Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yalan söylemeyin, yalan söylerseniz yanınızdaki melekler gider diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Neden? Her yalan söylediğinizde fena bir koku yayılır. Siz duyamazsınız, melekler onu duyarlar. Hissederler. Meleğin gittiği yere kim gelir? Şeytan gelir. Şeytanın geldiği yerde yalan üstü yalan, yalan üstü yalan, günah üstü günah oluşur. Zaten bir kişi yalan söylemeye başladı mı dikkat ederseniz arkasından bir yalan daha gelir. Yalanlar girdabına girmeye başlar. Arka arka zincirleme yalanlar gelir. İbadetlerin kabul edilmesine engeldir yalan söylemek. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutan kişi hakkında. Yalan söylemeyi bırakmadığı zaman Allah onun yememesine içmemesine muhtaç değil. Yani sevabını alamadı. Boşuna aç kaldı. İbadetinin kabul olmasına engeldir. Öyleyse muhterem kardeşlerim bu konuyu gerçekten hafife almayalım. Dilin afetlerinin en başında büyük günahların büyüğü olan yalan gelmektedir. Bir müminde asla olmaması gereken bir hareket. Bir davranış, bir başka afet, iftiradır muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerden biat alırken hani Allah'a ortak koşmayacaksınız, Allah Resulüne itaat edeceksiniz, hırsızlık yapmayacaksınız, cena yapmayacaksınız gibi bir maddede neydi biliyor musunuz? Hiçbir kimseye iftira yapmayacaksınız. Biat konusu yani. Müminlerden beyat alırken o mübarek eliyle ellerini tutarken bu konu üzerinde beyat arıyordu. İftira etmeyeceksiniz diye konunun ehemmiyetine binaen en ifk hadisesinde Nur suresinde Allah Celle Celaluhu Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha ile alakalı o münafıkların yaymış olduğu o iğrenç iftirayı gündeme getiriyor. Müminlerin oradan ders almasını istiyor muhterem kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek eşine o ezvacı tahiratın büyüklerinin en büyüğüne annemiz Aişe radıyallahu anha'ya iftira ettiler. Zina isnadında bulundurur. Allah muhafaza buyursun. Hatırlatma yani o konuyu anlatmana dahi vallahi dilim gelmiyor. Nasıl iftira ettiler? Ve bunu yaydılar. Allah konuyu Kur'an-ı Kerim'de öyle ağır bir şekilde anlatıyor ki muhterem kardeşlerim. Bundan bize ders çıkarmamızı istiyor. Ve şöyle buyuruyor. 12. ayet kerimesinde. Müminler böyle bir iftira duyduklarında hüsnü zan besleyip bu açık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi diyor Allah Celle Celaluhu. Bir mümin hakkında iftirada bulunulmuş. Yani bir mümin olduğunu bildiğiniz kişi hakkında iftira duyduğunuzda, doğru olup olmadığını bilmediğiniz bir şey duyduğunuzda bu iftiradır demeniz gerekiyor diyor Allah Celle Celaluhu. Önce reddedeceksiniz. Vallahi bu yalandır. Şimdi kafirler, Müslümanları, mücahitleri savaş meydanlarında, cihat meydanlarında yenemedikleri alanlarda arkadan medya propagandasıyla, iftiralarıyla, karalamalarıyla zedelemeye çalışıyorlar. Mücahitlerin hiç asla ve asla bulunmayacakları ortamlarda işte fotoğraflarını yayınlıyorlar vesaire vesaire. Birlerde bunları internette yayılıyor. Bu açık bir iftiradır. Dikkat edin, yaymayın demesi gerekmez mi diyor Allah Celle Celaluhu. Ebe Eyyub el Ensari hanımı diyor ki duydun mu? Duydun mu? İstanbul'da metfun o büyük sahabe. Sen duydun mu diyor Hazreti Ayşe peygamberin eşi hakkında şöyle şöyle diyorlar. Subhanallah diyor. Ey Ümmü Eyyub duydum. Sen böyle bir şey yapar mısın diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Zina yapar mıyım hiç ben diyor ya. Peki sen zina yapmazsın da Allah Resulü'nün eşi zina yapar mı hiç diyor. Ebu Eyyub el Ensari'nin bu iftira karşısındaki davranışı bu şekilde muhterem kardeşlerim. O senden kat kat daha hayırlı. O senden kat kat daha hayırlı. Bir mümin, bir mümin hakkında hüsnü zan etmesi imanının bir gereğidir. Hüsnü zanni minel iman. Hadis-i şerif Ebu Davud. Hüsnü zan imandan bir şubedir. Yani hüsnü zanın olmadığı yerde imanınızdan şüphe edin. Bir mümin hakkında karalama, lekeleme duyacaksınız, göreceksiniz ve buna şöyle bir inanma İmanınızdan şüphelenin. Seleften diyor ki şarabında, sakalında şarap lekesi olsa bir müminin zorla döktüler derim. İçmemiştir onu. İnanç böyle olması gerekir. Çünkü imandandır. El muslimu mir'atul muslim. Neden? Çünkü Müslüman Müslümanın aynasıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayna. Sen aynaya baktığında kendini öyle görüyor musun orada? Kardeşini niye öyle görüyorsun? yalan, iftira. Bunları mutlaka ve mutlaka hayatımızdan def etmemiz, milyonlarca kilometre uzaklaştırmamız gereken hususlardan muhterem kardeşlerim. Müslüman önce kendi nefsiyle ilgilenecek. O kadar günahlarımız var ki, o kadar ayıplarımız var ki, başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırırsak, Allah ayıplarımızı ortaya çıkarır Allah muhafaza buyursun. Hem de ne zaman biliyor musunuz? Bir daha örtülmesi mümkün olmayan kıyamet gününde. Hadis-i şerif gereği. Evet. Bir başka dilin afetlerinden bir başkası belki de en büyüklerinden yine böyle hayatımızda sık sık karşı karşıya geldiğimiz, sık sık yaptığımız hanımlar, erkekler, özellikle hanımlar dinlesinler. dedikodu, gıybet diye bildiğimiz bu tehlikeli davranış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl tarif etmişti hatırlayalım. Gıybeti muhterem kardeşlerim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Müslim'de geçen o hadis-i şerifte nasıl buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gıybet nedir biliyor musunuz? Yani dedikodu nedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Birinizin kardeşini onun duyduğu zaman hoşlanmayacağı bir şekilde anmasıdır. Neyse artık fark etmez dünyalık da alakalı bir şey olur. Onun vücuduyla, yapısıyla, eviyle, malıyla alakalı neyse fark etmez. Hepsi gıybeti dahildir. Duyunca hoşlanmayacağı bir şey olsun yeter ki. Dini ile dünya, dünyasıyla, çevresiyle, hayatıyla, onun yapısıyla alakalı duyunca hoşlanmayacağı her şey gıybettir. Ama ya Resulallah onda varsa o dediğimiz, varsa zaten gıybettir. Yoksa iftira etmiş olurdunuz biraz evvelki günah. Olunca gıybet olmasa zaten biraz evvelki günah iftira etmiş olurduğunuz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şu şöyle şöyle fiziği, boyu, evi, arabası, ne bileyim ben şuyu buyu. Bütün bunlar gıybettendir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Konu ne olursa olsun Müslüman o orada yokken gıyabına konuşulan ve onun hoşuna gitmeyeceği her şey gıybettendir. Sadece sözle mi gıybet olur? Hayır. Bütün fiiller gıybete dahildir. Kaş göz hareketi, dudak bükmek, imayla, işaretle yapılan hepsi ona dahildir. Hani onun görmediği ötekisine kaş göz yapıyor. Onu, onun hoşuna gitmeyeceği bir hareketle ama. Bu da gıybete dahildir. Yazı yazdın. Whatsapp. Kullanmıştık, anlatmıştık bunları. Gıybet alanlarından, en büyük dedikodu platformlarından bir tanesi. E ben dille konuşmadım ki. Ne gerek var ki? Gerek yok. Yazdın ya, gıybete dahildir. Haram istedin. Allah muhafaza buyursun. Mimikler dahi, yazışmalar dahi hepsi buna dahildir. Haramdır Allah muhafaza buyursun. İbrahim İbn Etem Rahimullah'ı bir ziyafete çağırıyorlar. Davetliler sofraya oturur oturmaz onun bunun hakkında konuşmaya başlıyor. Yani dedikodu yapmaya başlıyorlar. İbrahim İbn Etem diyor ki onlara konuyu bitirip o ortadaki o fesadı, o kötülüğü kaldırmak için biz etten önce ekmek yerdik. Siz ise ekmekten önce et yemeye başladınız. Ya bunu terk edin ya da biz burayı terk edelim diyor. Bizde ekmek yenilir önce diyor. Siz ise insan eti yemeye başladınız. Daha hiç yemeye başlamadan önce. Yine böyle bir davete gelince falanca kişi işte geç kaldı. Hep böyle geç kalır zaten. Deyince muhterem kardeşlerim keşke vallahi buraya gelmeseydim diyor İbrahim bin Ethem. Burada gıybet yapılıyor. Kim mümin kardeşi hakkında gıyabında gıybet edilince onu korumazsa, ona yardım etmezse Allah onu dünyada da ahirette de rezil eder diyor İbrahim İbn Hatem. Ne kadar sık yaptığımız şeyler değil mi? Niye hüsnü zanda bulanamıyoruz o anda? Belki bir kaza geçirdi. Belki başına önemli bir iş geldi. Gecikti diye hep böyle zaten yapar. Şöyle yapar bir kötülüğü onun hoşuna gitmeyeceği bir söz söyleriz. İşte İbrahim İbni Hethem yapmayın bunu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes radiyallahu anh Ebu Davud'da geçen bu hadis-i şerifi bize aktarıyor. İsra ve Miraç. Miraç'ta Allahu Azimuşşan onu göklere kaldırdığında şöyle bir şey gördüm diyor. Bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan insanları gördüm. Ey Cibril kimdir bunlar? Niye böyle bir azaba uğruyorlar? Tırnaklar takılmış demirden bakırdan yüzlerini bedenlerini parçalıyorlar. Buyurdu ki Bunlar gıybet edenler, insanların etlerini yiyenler, onların namus ve şerefleriyle oynayan insanlardır. Cezası neymiş? Ahirette kendi ellerinle kendi vücudunu paramparça yapman. Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha böyle bir defasında olacak ki biz öğreneceğiz o konudan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sonradan öğrendiği Hazreti Safiye annemizle alakalı bir şey söyledi. Boyu kısadır gibi bir şey söyleyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derhal araya girdi ve müdahale etti. Ey Aişe dedi bir söz dedin ki vallahi denize atsak bütün deniz kirlenir dedi. Dedi kudu yaptın dedi gıybet ettin. Onlar nerede? Anlayış nasıl olması gerekiyor? Yani gerçekten bir paye çıkarmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. Böyle alışkanlıklarımızın olduğunu nefsim için söylüyorum biliyoruz. Bu alışkanlıkların durdurulması gerekiyor. Bu dersten bir pay çıkarılması gerekiyor. Bizi helak edici günahlar bunlar. Bizi perişan edici günahlar Allah muhafaza buyursun. Öyle bir söz söyledin ki ey Ayşe, vallahi denize atsan o denizin tadını değiştirir, kokutur o denizi. Ayşe annemiz, Kur'an'da övülmüş. O büyük annemiz hakkında bunu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan Basri rahimahullah hakkında birisi ileri geri konuş, ileri geri konuşuyor. Dedi kudu yapar. Hakkında gıyabında dedi kudu yapar, gıybet eder. Gelip onu anlatır birisi. Gelip anlatan da nemmamlık yapar biraz sonra geleceğiz. Ona gelip anlatır birisi derhal dur diye bir dakika. Gider evinden bir tabak hurma hazırlar. En kaliteli hurmadan götür adama ver der. E dalga mı geçiyorsun ey imam? Ben sana dedim ki senin dedikodunu yaptı, gıybetini yaptı. Anladım canım. Onun için ona hurma tabağı hazırladım ya. Götür ona ver ve de ki. O benim dedikodumu yapmakla bütün sevaplarını bana aktardı ahirette. Ben ona sadece bir taba kurmak götür gönderiyorum. Kusura bakmasın diye söyler. Anlayış başka. Anlayış başka. Çünkü öyledir. Karşılığı öyledir. Alimlerden birisi gece namazına kalkar. Çocuğunu da gece namazına kalkmaya alıştırır. O da onunla beraber 1 iki, 3 kalkınca yine bir gece kalkar bakar ki babası teheccüdle, kıraatul Kur'an, Kur'an'la meşgul geceyle ama işte aileden diğerleri veyahut da işte Müslümanlardan başkaları yok. Babası var bir de o var artık. O güne kadar o da yoktu ama. Babasının teşvikiyle alemin alıştırmasıyla şu insanlar hep geceyi uykuyla geçiriyorlar. Yani şöyle kalkıp bizim gibi iki rekat namaz sarar. Gerçekten acıyorum. Bunun faziletini bilseler deyince şeyh diyor ki yazıklar olsun diyor. Keşke uyanıp kalkıp yanama geleceğine sen de onlardan olsaydın da şu dedikodu gıybeti gıybeti yapmasaydın diyor. Ya gitti yani boşuna kalktın. Hassas bir konu muhterem kardeşlerim. Hassas bir konu. Allah rızası için. Gıybeti dinlemek de aynen gıybeti yapmak gibi haramdır. Dinleyenler gıybeti edenlerle birdir. Dinleyenler birdir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte. Şu hususa özellikle dikkat edelim. Allah rızası için. Gıybet yapan kişiye gıybet etme. Bak gıybete kaçtı bu. Diyorsun gıybete kaçtı deyince genelde gelen şu söz oluyor. Ne münasebet canım? Bu gıybet değil ben doğruyu söylüyorum diyor. Halbuki aynen bunu gıybet olarak peygamberimiz tarif etti işte Bezir Hadis-i Şerif'te. Bu gıybet değil ben doğruyu söylüyorum. Sizi uyarıyorum ben onun hakkında. Motif hazır hemen yani. Burada büyük bir tehlike var ince teferruatına inersek bu imanla alakalı bir iş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekliyle bunun haram olduğunu söylüyor. O da o haramın öyle olmadığını demek istiyorsa ne demek istiyor yani? Niye yapıyorsun? Uyarıyorum bu noktada. Çünkü bu hususta gerçekten genelde dikkat edilmeyen bir husustur. Ateşin kuru odunu yakması insanın sevaplarını mahvetmekle gıybetten daha süratli değildir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ateş kuru odunu nasıl yakarsa gıybet de insanın sevaplarını o şekilde yakar, yok eder, perişan eder. Yani ahirette sevapsız kalırsın. Motifleri var dediğim gibi. Fakat hangi motif olursa olsun yani işte şu var ya ben hiç aslında ondan beklemedim. Böyle iyi ahlaklı bir adam yapmaması gerekirdi bunu. Gıybet ettin işte şu anda. Yani kendince motif hazırlamış. Beyazel dediğimiz zaten yani yüzüne zaten söylemeye hazırım kandırıyor kendisini. Motifler çok. Yakışmıyor. Böyle olmaz ki, bana yapılmaz ki vesaire. Yani ne motifle olursa olsun gıybet dahilindedir. Allah muhafaza buyursun. Karşılığı nedir? Tövbesi nedir? Kefareti nedir? Allah'tan af dilemek. Bir. Pişman olmak. iki Ve yaptığın kişiden helallik dilemek. Gıybet yaptığın kişiden helallik dilemek. Birisi dedikodu hastalığına tutulmuş. İhya'da anlatıyor. O kadar dedikodu hastalığına tutulmuş ki ben bu işten kurtulamıyorum. Bana bir yol çağrı. Şu alemin yanına git. O sana nasihat eder. Dua eder inşallah kurtulursun. Gidiyor. Diyor ki ona tamam. Şimdi git diyor bir tavuk al. O tavuğu kes. Çiftlikten biraz mesafe ver bulunduğu mescide. Yolda buraya gelirken o tavuğun tüylerini kopara kopara savura savura gel. Tamam. Anlayamadım diyor gıybetten. Her neyse hikmet vardır yapayım. Gidiyor tavu alıyor, kesiyor. Aynen hocanın dediği gibi tüylerini dağıta dağıta geliyor. Yaptın mı dediğim gibi? Yaptım. Şimdi diyor geri dön. O attığın bütün tüyleri topla, hepsini geri getir bana diyor. Mümkün mü? İşte sen dedikodu yaptıktan sonra dedi dedikodusunu yaptığın, gıybetini yaptığın insanlardan vallahi helallik demen de nasıl başaramazsın bunu? Tavuğun tüyleri gibi gitti. Ama affının şartlarından bir tanesi. Çünkü kul hakkına girdi. Eğer ölmüşse kişi bulması mümkün değilse şu şekilde bari engellemeye çalışmak lazım cezasını. Onun için Allah'tan aff ve mağfiret dilemek Müslümansa eğer. Bir de o gıybetini yapmış olduğun kişinin adına, namına hayır ve hasenatta bulunmak. infak etmek vesaire. Ki Allah onunla onu egalize etsin inşallah. Başka mümkün değil. Zira gıybetini yaptığın her bir kişi kıyamet günü karşına çıkacak. Vallahi mizanda terazide. Senin sevaplarından ona verilecek. Sevapların kalmayınca birçok kişinin gıybetini yaptıysan, sevapların kalmayınca artık verecek. O gıybetini yaptığın kişilerin günahlarından sana verilecek. Allah muhafaza alıyorsun. Tehlikeli bir şey. Gerçekten tehlikeli bir şey. Bir başka dil afeti muhterem kardeşlerim. Biraz öyle dediğimiz nemmamlık. Yani kovuculuk dediğimiz. Laf taşımak. insanlar arasında şu şöyle dedi senin hakkında. Şu şöyle dedi senin hakkında diyebilmek. Hasan Basri Rahimullah diyor ki. Sana başkasının sözünü nakleden büyük bir haindir. Mutlaka senin sözünü de başkasına aktarır. Onu uyar diyor yani. Onun o sohbetine katılma, o tuzağa düşme. Sana gelip anlattıysa, senin anlattığını da mutlaka başkasına anlatacaktır. Çünkü bu ahlaki bir zaftır. zararlara büyüktür. Muhterem kardeşlerim, gerçekten hassas konular İnşallah vaktimiz dahilinde e, uzatmamak şartıyla inşallah birkaç dil afetlerinden daha maddeler halinde başlıklarını anıp e, tamamlamaya çalışalım bir biiznillahü teala. Malayani yani boş konuşmayı geçen hafta anmıştık zaten zamanla alakalı bir şey. Müminin zamanını böyle boş konuşmalara harcayacak zamanı yoktur. Hani o biz sahabeden bahsediyor diye Abdullah bin Selam radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselatü vesselam o yokken mescitte biraz sonra cennetlik bir adam gelecek o çıkıyor geliyor. Öteki gün aynısı gibi cennetlik bir adam gelecek yine aynı adam geliyor. Yine aynı ashab da merak ediyor bu adam niye böyle cenneti hak etmiş. Takip ediyorlar araştırıyor özel bir ibadetini göremiyorlar. Özel bir infakını göremiyorlar. Ya bu neden bunun sırrı nedir? Diyor ki kendisi ben zayıf bir müminim diyor kendisi öyle diyor. Benim en kuvvetli ümidim şudur. Kimseye hiçbir mümine karşı kalbimde bir kin beslemedim. Onlar hakkında kötü konuşmadım, suizan yapmadım ve boş konuşmayı terk etmiş olmamdır. Ümidim bu inşallah Allah beni bundan dolayı affeder. Üç defa arka arkaya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetlik adam şu kapıdan girecek o adam giriyor. O sahabe giriyor radıyallahu anh. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. Muhterem kardeşlerim öyleyse bu boş konuşma noktasında gerçekten hassas olması gerekiyor Müslümanların. Fazla konuşmadan da uzak durmamız gerekiyor. Gereksiz yerde söz söylemek fazla konuşmaktır İslami literatürde. Gereken yerde de sadece gerektiği kadar konuşmak. Ötesi fazla. Alimlere göre öyle. Dilinin fazlasını tutana, malının da fazlasını verene müjdeler olsun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar söyleyeyim güzel bir hadis-i şerif. Dilinin fazlasını tutana yani fazla konuşmayana malının da fazlasını verene müjdeler olsun. Hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselatü vesselam öyle buyuruyor muhterem kardeşlerim. Batıla dalmak boş konuşmayla alakalı fazla konuşmayla alakalı sonucunda varacağı yer nedir? Batıla dalmaktır. Yani gereksiz Allah muhafaza buyursun kahvehanelerde Kumar masalarında, içki masalarında, fasıkların olduğu yerlerde, fasıkların ritüellerinde, törenlerinde, kutlamalarında, eğlencelerinde bulunmak. Onlar gibi yapmak, onlar gibi eğlenmek. Allah muhafaza buyursun. Kutlama zamanları geliyor şimdi. 12.ye doğru geliyoruz. Allah muhafaza buyursun. Kafirler eğlenirken belirli marşlar söylerler, müzikler söylerler, sözler söylerler küfürlü kelimeler kullanırlar. Mümin orada olamaz. Niye? Ayet dehşet çünkü. Müddessir, Müddessir suresinde hani o cennette olanlar, cehennemde olanlar soruyor ya ma selekekum fi sekar o cehenneme sizi ne soktu? Niye oradasınız? Kalu ne dediler? Lem nekum minel biz namaz kılmıyorduk ve lem imun miskin miskini doyurmuyorduk. Onlara sahip çıkmıyorduk. Sonra ne diyor? Ve kunna al ma'al batıla dalmış olanlar vardı. Böyle moda, işte dalga nedir? Biz de onlarla beraber kaptırıp gitmiştik kendimizi. Cehennemde ondan dolayı. E gidilmez mi canım yani? 60 bin kişi diyelim bir yere gidiyor. Biliyorsunuz. Maç olur, o olur, bu olur. ve tabi eğlence olur. Yüzlerce insan gider. Gidiyorlar yani. Peki o hak mı batıl mı? Batılsa müminin orada ne işi oluyor? وَكُنَّا نَخُودُ مَعْلْخَائِدِينَ biz de onlarla beraber sadece dalmıştık yani. Belki onlardan birisi bile değil. Onlarla beraber. Allah muhafaza buyursun. Öyleyse bu noktada bir müminin hassas olması ve Müslüman şahsiyetini koruması gerekiyor muhterem kardeşlerim. Çünkü oralarda çirkin sözler olur. Oralarda küfür içerikli sözler olur. Allah muhafaza buyursun. Yani burada o örneğini dahi veremeyeceğim. O meclislerde konuşulan o işte diyor örneğini dahi veremeyeceğim. Kişinin annesine, babasına, hanımına sövmeler, küfretmeler o arada alışkanlık haline gelmiş. Peki bir mümin öyle bir yerde nasıl bulunabilir? Çünkü bunlar hepsi Allahu Azim Şan tarafından yasaklanmış. Peygamber Efendimiz tarafından bunlar bir müminde asla olmaması gereken, olamayacak şeyler diyor. Büyük günahların en büyüklerinden birisini de size bildirimdir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir ya Resulallah? Bir kişinin anne babasına küfür etmesi. Ya Resulallah. E kişi anne babasına küfür etme nasıl küfür eder? E bir insan anne babasına nasıl küfür eder? Kendi anne babasına. Bir insan kalkıp başkasının anne babasına söver, ötekisi de kalkıp ona söver, işte anne babasına küfür etmiş olur. Niye? Bakın şu hadis-i şerif gereği çünkü. Karşılıklı birbirine sövenlerin günahı mazlum taraf başlayancaya kadar ilk başlayan kişiyedir. Tahrik eden iki kat günah kazanır kim başladıysa o küfürlü konuşmalara, tahrik edici cümlelere o iki kat günah kazanır. Karşı taraf ne yapması gerekiyormuş? O söze karışmayacak. Karışmadığı müddetçe o muhafaza altında günah kazanmaz. Ama karışırsa eğer başlatmış olan iki kat günah kazanır fakat o da günah kazanmış olur. Çünkü o da karıştı artık. Oradan uzaklaşmak gerekiyor. Lanet. Dil afetlerinden bir tanesi lanet okumak. Lanet etmek. Yani lanet demek Allah'ın rahmetinden uzak ol demek. Cehenneme mahkum ol demek muhterem kardeşlerim. Bir mümin asla lanetleyici olmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Kölelerinden birisine veyahut da kimeyse artık kölelerinden telin edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyuyor. Ya Ebu Bekir sen sıddık değil misin? Duruyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Sıddık lakabıyla lanet edici lakabı bir arada olur mu? Susuyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ben sana söyleyeyim. Asla ve asla sıddık olanla lanet eden bu bir kişi de bulunmaz. Bütün kölelerim hür ya Resulallah. Hepsini hürriyetine kavuşturdum. Olur ya belki dili bir daha Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın nasihatı bu şekilde karşılaması muhterem kardeşlerim. Yine ashabtan bir tanesi Müslüman sahabe dedik bakın. İçki hastalığı var. İçkiye müptela, kurtaramıyor. İçince geliyor, beni cezalandır ya Resulallah. Tazir cezasını görüyor, gidiyor. Tazir, tazir cezasını gördüğü bir defasında asaptan birisi dayanamayıp diyor ki, ya ne melun bir adam ya bu kadar da olmaz ki yani. Bir daha bırak artık yani. Lanet okuyor ona dönerken. Efendimiz aleyhissalatü vesselam duyuyor onun lanet okuduğunu. Melun dediğini. Niye şeytana yardımcı oluyorsun diyor kardeşin hakkında. Vallahi o Allah ve Resulünü seviyor lanet okuma diyor. Bir mümin fasık olsa dahi günahkar olsa dahi bir mümin ona lanet okuyamaz. Onun o günahından kurtulması için çalışır. Bir kimse bir kimseyi küfür veya fıskla itham eder de o etmiş olduğu ki işte o olmazsa diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vallahi kendisine döner. Allah muhafaza görsün. Mel'un dedin, fasık dedin, kafir dedin, şu dedin, bu dedin. O gök kapılarına gider 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 fakat sana geri çarpılır. Sen öyle olursun yani. Neden? Aynasıydın ya müminin. Kendinle konuşmuş oldun. Allah muhafaza görsün. Bir başka dil afeti muhterem kardeşlerim. O şarkılar, o şiirler. Hani bunu belki fazla kendimiz söylemiyoruzdur ama dinlediğimiz bazı şarkılar vardır. Gençler, o dinlemiş olduğunuz işte o Amerikanca, İngilizce neyse artık. O şarkıların sözlerinin ne olduğunu biliyor musunuz? Ben bilmiyorum yani siz biliyor musunuz? İçinde ne kadar küfür var. Belki Allah'a isyan var, peygambere küfür var. Allah'ın haram kıldığı şeyleri meşru sayma var. Zina var, fuhşiyat var. Mutlaka söz, yani Allah'tan, peygamberden bahsetmiyor o sözler. O şarkılarda o sözler var. Türkçe şarkılarda da var. Şimdi bütün bunları okumak, söylemek, dinlemek dilin afetlerindendir. Mümin bunlardan da uzak durması gerekir. Şakalaşmaya da inşallah kısaca değinelim. Tamam bitiriyorum inşallah Allah'ın izniyle. Vaktimin dolduğunun farkındayım. Şakalaşmayı niye andım diyecek olursanız hani şakalaşmanın dil afetiyle ne alakası var? Var alakası. Şakalaşmanın dil afetiyle alakası var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor. Fakat hangisini? Aşırı giden. Bir şakalaşmayı devamlı yapılanı insanları üzen bir kimse de artık bir karakter haline gelmiş. Onu kimse ciddiye haline ciddiye almıyorsa artık bu yasaklanmış bir mizahtır. Bir şakalaşmadır muhterem kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki gülmesi çok olanın heybeti azalır. Şaka yapan yerde eğlence çok olur. Bir şeyi çok yapan onunla tanınır. Çok konuşan çok düşer. Çok düşenin hayası azalır. Hayası olan kişi şüperel şüpheli işlerle uğraşır sonunda kalbi ölür ve cehenneme gider. Bu işleri yapmayın diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Fakat yerinde o başka. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç şakası yok mu? Ashabı ı kiramın hiç şakası yok mu? Var tabi. Yanına, yanına gelen o yaşlı kadına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey sormaya geliyor ihtiyar bir kadın. Yaşlı kadınlar cennete gitmeyecek diyor. Başlıyor ağlamaya kadıncağız. Çünkü peygamber demiş bunu yani. Yaşlı kadınlar cennete gitmeyecek. Deyince kadıncağız ağlamaya başlıyor nine. İhtiyar kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu teselli ediyor. O sen öyle değil. Yani sen cennete gidince yaşlı olmayacaksın artık. Onu demek istedim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen böyle şaka yapıyor ashabıyla. Anlayamıyorlar yani. Ya Resulullah şaka mı yaptın bizimle diyorlar. Vallahi şaka yaptım diyor. Ben şaka yaparım fakat haktan ayrılmam mı şaka yaparken? Haktan ayrılmam. Şaka yapmak için hak sınırlarını, adalet sınırlarını aşmam diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın ashabından bir tanesi gözü ağrıyor, gözünden yaralanmış. Diyor ki Efendimiz aleyhisselatü vesselam ona bak kişiye göre hep. Onu rahatlatma için sen gözün hastayken bir de hurma yiyorsun he. Sahaba anlıyor şaka yaptığını. O da ona böyle karşılık veriyor. Ya Resulallah öteki gözümle yiyorum ya Resulallah diyor. Yani şakayı anlamak da var. Hemen kızmak, hemen bağırmak, ortamı bozmak yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şakalaşmış. Ama bakın ciddiyeti bozmadan, haktan ayrılmadan, şimdi burada gözü ağıran o sahabeye bunu güldürdü işte, rahatlattı onu. Bu şaka meşru bir şakadır. O kardeşini rahatlatıyorsa, o ortamı böyle güzel bir ortam haline çeviriyorsa, haktan ayrılmadan bu horlanmayan, ayıp olmayan bir şeydir muhterem kardeşlerim. Alay etmek, istihza bütün bunlar da, yasaklanmış olan şeylerdendir. Yani bir mümin başka insanlara alay alması. Bakın bir hadis-i şerif okuyayım sadece bununla alakalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insanlara alay eden birisine kıyamet gününde cennetten bir kapı açılacak. Gel buradan cennete gir denilecek. Adam sıkıntı telaşlı bir zor bela içerisinde oraya doğru ilerleyecek kapı yüzüne kapanacak. Sonra başka bir kapı hadis-i şerif. Başka bir kapı açılacak. Adam sıkıntılı, belalı bir içe doğru o kapıda kapanacak. Böyle devam edecek ta ki artık adama gel diye seslenildiği halde hiç yürüyecek, kımıldamayacak takatı kalmayacak diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alay eden insanlara kıyamette bu şekilde karşılık verilecek diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhterem kardeşlerim. Öyleyse bu noktada mümin hassas olması gerekiyor bir mümin başka müminle, başka insanlarla, başka toplumlarla, kadınlar da kadınlarla asla alay etmemesi gerekiyor. Sır tutmak da önemlidir. Sırrı ifşa etmek dilin afetlerindendir muhterem kardeşlerim. Bunu böyle yapmamak gerekir. Hani o söz vermeden bahsettik biraz evvel. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce Abdullah bin Ebil Hansa radiyallahu anh'la diyor ki onunla bir alışveriş yapmıştım. Borcumu vermek üzere bir yerde anlaştık. Bir zaman yani bir randevu yaptık diyor. Daha peygamber değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama o randevu yaptığımız anı, günü, dakikayı unuttum. Gitmeyi unuttum diyor. Sonra diyor, üçüncü gün aklıma geldi. Vallahi gittim baktım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada bekliyor hala. Beni görünce dedi ki, delikanlı bana zahmet verdin ya dedi. Beni üç günden beri burada bekliyorum seni. Zahmet verdin bana dedi fakat beni azarlamadı, benimle kavga etmedi, bana kızmadı sadece bunu dedi. Bana zahmet verdin delikanlı dedi. Öyleyse muhterem kardeşlerim ağızdan çıkan söz sorumluluk gerektirir diyor Allah Celle Celaluhu. Ağzımızdan çıkan sözlerin karşılığını vermek durumundayız. Överken insanları ileri gitmemek, onları yüzüne karşı övmemek de esaslardan bir tanesidir. Bu noktada haddi aşmak da dil afetlerinden bir tanesidir. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh diyorlar ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı kârdadır, bir kısmı selamettedir, bir kısmı da helaktadır. Kârdı olanlar, dillerini Allah'ın istediği şekilde meşru yolda kullananlardır. Allah'ı zikreden, işte benzer dediğimiz Kur'an okuyan vesaire. Bunlar kârdadır. Niye? Allah bir organ vermiş, onu kârdı alanlarda kullandı. Selamette olanlar, diline sahip olanlardır. Yani haram olanları istemeyenler. Bugünkü gündür saymaya çalıştığımız şu dil afetlerinden hiçbirisini yapmayanlar onlar da selamettedir. Yani kurtulmuştur. Helakte olanlara gelince bugün saymış olduğumuz veya buna benzer vaktimiz dahilinde anlatamadığımız o dil afetlerinden Allah'ın ve Resulü'nün haram kılmış olduğu herhangi bir davranışı yapanlar vallahi helaktedir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Çaresi bunun nedir biliyor musunuz? Bir mümin ortamını sağlam tutması gerekir. Müminlerle sık sık bir arada bulunduğumuz zaman yalan, gıybet, iftira, nemmamlık vesaire hayatımızda bulunmaz inşallah. Niye? Uyarırlar bizi. Birimiz gaflete dalıp dedikoduya daldığımız zaman biri uyarır. Ama zaten bu işi alışkanlık haline getirmiş insanlarla gezersek Allah muhafaza buyursun. İşte o zaman bu hastalıklardan kurtulmaz mümkün değildir. Sözümüzün sonu şu hadis-i şerif olsun Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bu hadis-i şerifte Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün ashabına sordu ve buyurdu ki: "Müflis kimdir biliyor musunuz?" Ya Resulallah, hadi bizim bildiğimiz müflis parası olmayan iflas etmiş olan birisidir. Ama Allah ve Resulü daha iyi bilir parası olmayan, dünyada iflas etmiş olanı kastetmiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetimin müflesi şu kimsedir ki kıyamet gününde geldi. Namazı var, orucu var, zekatı var, haccı var, ibadetler yapmış. Kıyamet gününde bunlarla geldi. Yüklü yüklü depolanmış gelmiş. Fakat şuna sövmüş, şunun arkasında konuşmuş. Şuna zina esnadında bulunmuş, şunun hakkında iftira yapmış. Şunun hakkını yemiş, şuna zulmetmiş. Bu sebeple bütün iyilikleri hakkına girmiş olduğu kişilere dağıtılıp dağıtılıp hak sahibinin günahları kendisine yüklendikten sonra cehenneme atılan kimse vallahi gerçek müflis budur diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse muhterem kardeşlerim, şu amel defterlerimizin sağ tarafına yazdırmaya çalıştığımız amellerimiz de, namazımız da, orucumuz da, şu azıcık amellerimiz de eğer onları kaybetmeden Allah'ın huzuruna çıkmak istiyorsak, mühlikattan yani onları yakıp yok edip felakete uğratan, yok eden o dil afetlerinden sakınmamız gerekiyor. Rabbim bu noktada yar ve yardımcımız olsun. Rabbim dilimizi afetlerden, tehlikelerden korusun. Rabbim dillerimizi yaratılış amacına uygun kullanmayı, selamete ermesini, karlı çıkmasını nasip eylesin. Amin ya Rabbel Alemin.